Merhabalar herkese. Almanya Satranç Süper Ligi olan Bundesliga'da bugün oynanan bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyim. Beyaz Taşlar'da 15 yaşındaki milli sporcumuz Türkiye'nin bir numarası Ediz Gürel var. Siyah Taşlar'da ise canlı Elo'da dünyanın 3 numarası. Eğer bu oyunu kazanırsa 2799.9 Elo'ya ulaşacak olan olimpiyatların altın madalyalı ismi Aryun Erigayisi var. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz oyuna. E5, at F3, at C6, fil B5'te İspanyol açılışı, fil C5'ten sonra C3, at F6 ve D4 hamlesi geliyor burada Ediz'den. File doğru saldırı var. E çarpı D4'e de E5'te şimdi ata saldırmış burada Ediz ve at gördüğünüz gibi D5 karesine kaçıyor. Kısa rok hamlesi geldi. Piyonu geri almadı burada Ediz ama D4'de zaten büyük bir baskısı var ve o piyonu savunmak yani siyahların çok zor bir görevi, başaramayacağı bir görev. Aynı zamanda da D çarpı C3 hamlesi de oynanamıyor çünkü vezir çarpı D5 hamlesi var. File E7'ye dönüyor Erigayisi. Zaten çok çalışkan bir isim olduğunu söylememe gerek yok. Canlı Elo'da dünyanın 3 numarası dediğim gibi ve burada da varyantı biliyor. Süreden de anlayacağınız gibi şu anda çok az süre harcayarak buraya kadar devam etmiş durumda oyun. C çarpı D4 ve D6 ile E5'e doğru bir saldırı, bir bakış attıktan sonra da at C3 gelişmiş Ediz. D5'e doğru bir bakış var. Fil E6 ile D5 savunuluyor ve at E4 karesine gelince Ediz A6 ile Erigayisi diyor ki fil hakkında bir karar vermen lazım. Yani C6'ya vuracak mısın, vurmayacak mısın? Ediz burada fil çarpı C6'yı almış. B çarpı C6'dan sonra siyahların çift fili oldu. Fakat gördüğünüz gibi bir C hattında duble piyon yapısı var. Fil G5 ile birlikte İki atın savunmasında filini C1'deki filini geliştirdi Ediz. Kısa roktan sonra da kale C1 ile evet C6'daki o duble yapısındaki piyona baskılar sürüyor. Şu anda daha doğrusu başladı diyelim. Şu anda H6 fil hakkında bir karar, fil çarpı E7 ile alındı. At çarpı E7 tabii ki C6 piyonunu savunarak geldi burada Aryun Erigayisi. Kale E1, A5, B3 hamlesinin ardından vezir D7, H3 ve at D5'e yerleşince de Ediz atını D2 karesinden manevra etmek isteyecek ve vezirin de çaprazını açmış durumda. F5 hamlesi geliyor burada Aryun Erigayisi'den ve E çarpı F6 geçerken alma hamlesi. Şunu söyleyeyim, at çarpı F6 alacak diye düşünüyordum Erigayisi ama Erigayisi G çarpı F6 almayı tercih etti. Hani şahın önündeki G hattını böyle boşaltan bir tercihte bulunmuş oldu. Herhalde bu atını vermek istemiyor şu anlık Erigayisi. D piyonunu bloke ettiği için diyelim. Vezir F3 hamlesinden sonra F5 yine bu at istendi ve at G3 karesine dönerken de kale F6'ya oynanıyor. Kale F6, kale G6 oynamak isteyecek. Ediz ise at H5'ten manevra etti. Kaleyi istedi. Kale G6'dan sonra at F4, her yere doğru bakışlar var. At çarpı F4, vezir çarpı F4 kırışı yaşandı. Fil D5, rakip hemen G2'ye doğru bir saldırı başlatmış durumda. O G2 saldırısı at F3 ile engelleniyor ve kale F8, rakip bütün taşlarını oyuna katmış durumda. A8 kalesini de oynadı. Ediz zaten daha önceden bütün taşlarını oyuna katmıştı. Tekrar at H4'ten geldi ve buraya doğru baskı yaparken tabii ki G2 piyonu da savunmayı ihmal etmiyor burada. Ediz kale E6, kale çarpı E6, vezir çarpı E6, at F3'e dönüldükten sonra vezir F6 ile. Yani buraya doğru bakışlar var. Rakip tabii ki daha sağlam bir yapıya ulaşmak istiyor oyun sonunda. Ve Erigayisi'nin muhtemel düşündüğü D piyonuna bir şekilde baskılar oluşturabilmek ve D piyonun ayrıklığını kullanabilmek. Ediz'in de aslında düşüncesi, rakibin de piyon yapısının çok iyi olmadığını görüyoruz. Ama Erigayisi'nin biraz da olayı bu. Oyunu çok uzatıyor. Oyun sonunda özellikle Yağız Kağan'ın da bir berabere kalmaya çok yakın olduğu bir oyun vardı. Sonunda Yağız Kağan'a hata yaptırmıştı Erigayisi ve böyle böyle birçok oyuncuyu yenerek neredeyse 2800 Elo'ya kadar çıkmış bir isim. Dünyanın 3 numaralığına çıkmış bir isim. Kale E1 hamlesinin ardından kale F7, kale E3, şah F8. Yavaş yavaş da bir Ediz belki böyle kale G3'lerle bazı hücumları planlayacakken şah F8'de şahı biraz daha güvenliğe aldı. Şah H2'den sonra kale E7, o kalelerde kırışılıyor. Vezir ata vezir fil bir yapı var. Taşlarda eşit gördüğünüz gibi ama işte piyon yapısı ve fil at farkı burada tabii ki belirleyici olacak ve Erigayisi de Ediz de böyle beraberliği hemen hemen istiyor diye düşünemeyiz şu anda. At H4 hamlesi, F5'e bir saldırı var. Fil E4 hamlesinden sonra hemen aklıma F3 geliyor ama F3 hamlesinden sonra ya fil bu çaprazda kendine yer bulabilir. Fil B1'e gidebilir mesela, F5 savunmaya devam edecek, buraya saldıracak. At F3'e dönmüş Ediz. Şah D7'den sonra vezir E3. Fil D5'e gidince de at E1'den tekrar atını D3 karesinden manevra etmek isteyecek ve F4 karesi özellikle güzel bir kare. Hem G2 savunması açısından hem D5'e saldırması açısından güzel bir kare o at adına. F4 sürüşü geliyor yalnız siyahlardan.
Biraz daha alan kazanmış oldu tabii. Diyelim vezir D2'den sonra H5, F3. Dizin piyon yapısı kuşkusuz çok iyi. Yani bu işaretlediğim piyonlar çok iyi. Çünkü rakip fili olabildiğince kısıtlayan piyonlar bunlar. Sadece D4'teki piyon koyu renkli karede. Yani o piyon da zaten E4'te olsa atın file karşılık çok büyük bir üstünlüğü olacağını söyleyebilirdim. H4 hamlesi de geliyor. G3 karesinde bir alan hakimiyeti var rakibin ama hani veziri G3'e soksa bile devamında ne yapacağı öyle bir hamlesi yok gördüğünüz gibi. Çünkü Ediz'in taşları da hani F3'ü de savunuyoruz, D4'ü de savunuyoruz. Bir problem yaratılmayacak şeklinde duruyor. Şah G1'e dönmüş Ediz. Fil F7'den sonra Şah H2. Fil D5'ten sonra Şah G1. Belki buralarda bir beraberlik olabilir ama Erigayisi devam ediyor. Şah C8'e giderek. At C2, Şah B7, Şah H1, Şah A6. Ya buralarda şöyle şeyler var tabii artık. Şunu söyleyebiliriz. D4'ü savundu burada Ediz ve vezir çarpı A5 alma işleri birazcık tehlikeli. Yani onları istiyor olabilir. Şah B7'den sonra mesela Ediz'in buraya doğru bakabildiği vezir çarpı A5 ile belki piyon kazanabildiği varyantlara gideceğiz ama burada da hamle fil çarpı F3. Çok sert varyantlar var. Bizim şah güvenliğimiz adına böyle problemler olabiliyor ve C2 atını savunmasız bırakmak D4'ü savunsa da gördüğünüz gibi başımıza işler açabiliyor. Böyle işler var. Bu yüzden bu kırışlar kolay yapılamıyor ya da işte A5'i alıyorum. Yani birazcık taşlar birbirine bağlı gibi. Saldırıyorum, savunuyorum. Rakip burayı savunuyor, buraya saldırıyor şeklinde düşünebilirsiniz. A5 piyonunu da Şah H1, Şah A6 ile bir şekilde savunmuş şahıyla diyelim. Aryun Erigayisi at A3'e gidiyor. C4 karesine doğru manevra etmek isteyebilir. Vezir F5'ten sonra Şah H2 gelmiş ve file altının ardından da vezir F2 karesine oynuyor. Şimdi buraya doğru bir saldırı var. Orası hemen savunuldu. Vezir geriye döndü D2 karesine. Fil F7 hamlesinden sonra bu fil at C4'ü bekliyor. At C4 gelirse hemen böyle patlatamaz. Böyle patlatacak. Gördüğünüz gibi at B1'den Ediz de atını C3'ten manevra etmek isteyecek ve C5. Şimdi böyle yani konum bir süredir ilerlemiyor gibiydi. Çünkü piyon hareket etmiyor. Piyonlar birbirini kilitlenmiş durumda ve zayıf piyonları diğer taşlar zaten hani şahlar hariç piyonlar hariç baktığımızda iki tane taşımız var. İşte buraları savunmak zorunda kalıyoruz vezirlerimizle gibi bir durum oluşmuştu. Burada işte Erigayisi oyun hakkında artık bir karar veriyor. C5 oynuyor. Bu C5 hamlesi hani D5 DC5'i kabul ederken aynı zamanda yani tahtadaki piyon yapısıyla birlikte bazı zayıf kareleri de değiştirmiş olacak. Burada vezir E2 hamlesi gelmiş Ediz'den. Vezir D3 hamlesi daha iyi bir öneri şeklinde aslında bilgisayardan geliyor. Vezirin daha iyi manevralar edebileceği karelere gidebildiği için. C4 tek hamle. Aksi takdirde mesela şah B6 gibi bir yere gitse hemen at C3 oynanacak. At C3'ten sonra vezir B5 işlerine bakabilir Ediz burada. Ya da yani bu hamlelerin bazıları çok ince hamleler gerçekten. Bu oyuncular yani çok hızlı sürede bunları hesaplayabiliyor ama hani başka bir hamle oynasa mesela şah A7 önerisi de var. Hemen yani vezirin ve atın bu B5 karesinden sızabildiği ve beyazın hücum başlattığı belki de mat hücum başlattığı yapılar inceleyebilirdik. C4 hamlesine at A3 ile birlikte baskı yaparak devam ediyor. Yani C4'ü açmazdaki taşı baskı yaparak devam ediyor burada. Edis alabilir miydi? B çarpı C4 alabilirdi. Hani bunda bir şey yok ama bu sefer de vezir çarpı D4 hamlesiyle karşılanacak. At A3'ten sonra vezir E6. Yani C4'ü destekledi gibi ama aslında önemli olan olay burada vezir kırışı işleri. Yani tahtaya bakıldığında biz piyon kazandık gibi duruyor. Vezir çarpı C4 niye almıyorum? Vezir çarpı C4. Şimdi B çarpı C4 de bir şey, at çarpı C4 de bir şey. Sıkıntı şu. Hemen biraz daha belirgin olsun diye göstereyim. Bu konumda beyaz şah tahtadan çok dışarıda. Yani beyaz şahın oyuna girmesi özellikle bu piyonlar yüzünden hani bayağı bir gecikiyor. Buralardan böyle oyuna girmesi gerekecek. Halbuki hani siyah şah çok daha oyuna etkin bir şekilde girebiliyor. Özellikle buradaki hamle mesela D5'miş. Şimdi ne yapacaksın sen? Sürersen şah B5'ten gireceğim. Alırsam da yani şah B5'ten gireceğim. Hemen buralara doğru koşabilirim. Yani topluyorum piyonları. Bu piyonum tehlikeli, bu piyonum tehlikeli. Bir anda siyahların çok rahat kazandığı oyun sonlarına gidebiliriz. Vezir C2 geliyor. Vezirleri değişmeyecek tabii ki en doğru hamleyi buluyor. D5 ile beraber C4 desteklenince de B çarpı C4, D çarpı C4. Vezir A4'e gidiyor burada Edis. Daha önce bahsettiğim bu vezir B5'lere bakacak ve baskılarını sürdürmek isteyecek orada. C6 hamlesi izin yok. At B1'den yine şöyle bir dönüş güzel olabilir. Mesela at C3, at E4, at C5 gibi bir manevra yapılabilir. Vezir G6 oynanıyor. Ata doğru bir saldırı var. At C3 hamlesi geldi. Buralarda şunu söyleyeyim. Ya oyun sıfır verecek.
birçok varyanta 0 verebilir. Çünkü rakip vezir G3 oynadı. Yani şah H1 veya şah G1, vezir E1, vezir G3 hamle tekrarından oyun beraberliğe gidebilir. Fil D5 ile devam ediyor burada Erigaisi. Erigaisi oyunu kazanmak istiyor. At çarpı D5, Ediz o fili aldı. C çarpı D5'ten sonra da vezir D7 çok kritik bir hamle. Çünkü vezirin özellikle işte D5'e olan saldırısı ve içeriden sürekli şahlar çekebilmesi adına vezir D7 en doğru hamlesiydi beyazların. Diğer hamlelerin hepsinde sıkıntılar yaşayabiliyordu beyazlar. Çünkü C piyonu çok kuvvetli bir geçer kaldı tahtaya bakarsanız. Şah B6 hamlesi gelmiş. Vezir çarpı D5. Piyon savunulamaz mıydı? Savunulabilirdi ama Erigaisi'nin planı da işte burada vezir C6 ile görüyorsunuz. Vezirleri değişemezsin çünkü bu piyon çok ilerlemiş bu piyon. Ve bu şah bu piyona yetişemez, vezir çıkmasını engelleyemez. Bu yüzden hem vezirleri kırışmak istiyor hem de kendi piyonunu C hattından destekliyor. Vezir D8 şah, vezir C7, vezir F6 şah, şah B5'ten sonra da tekrar şah ve tekrar şahın ardından da Ediz de diyor ki benim de D piyonum var. Şimdi yine kritik anlar, vezir D7, ya buralardaki hesaplar gerçekten çok zor. Bu hamle tek hamle. Baskı yapabilmek adına. Aksi takdirde yine beyazların piyonunu daha hızlı hareket ettirebildiği yapılar olacak. Ediz'in hamlesi yine güzel. A4 hamlesi. Yani piyon veriyoruz durduk yere. Bu tahtaya bakınca beyazlar bir piyon önde. Ama bu piyonu niye veriyoruz biz? Bu piyonu veriyoruz çünkü bizim vezirimizin C5 karesine girmesini istiyoruz. Hatta bilgisayarın önerisi burada. Şah B6 oyna. Bu veziri sokma buralara. Yani şu vezir C5'e sokma. Erigaisi ne yapmış? Yani çok farkı yok. Çok az bir fark var. Şah çarpı A4'ü almış. Hem A hem C piyonu şimdi tehlikeli oldu ama Edis vezir C5'e girdi ve şimdi bu piyona baskısı var. Bu piyona da baskısı var her ne kadar savunulsa da. Burada kritik bir an, siyahların bir tane doğru hamlesi var. Vezir B5. Fakat Erigaisi belki de birçok satranç oyuncusunun yapabileceği bir hamle yapıyor. Şah B3. Yani diyor ki şahımla beraber yani ben D piyonuyla yani D piyonunu vezirle kontrol edeceğim. Şimdi bunu böyle şah destekli sürmeye başlayacağım. İşte burası kritik. Ediz'in hamlesi vezir B6 olmalıymış. Vezir B6'dan sonra rakip şahın nereye kaçacağına göre, çünkü A hattına kaçamıyorsun. Vezir A5'i toplayıp tekrar geri dönüp bu sefer ben vezir C6'dan yürümeye çalışma planlarıma girebiliyorum. Veya yani vezir B6 hamlesi açıkçası bu üstünlüğü devam ettiren tek hamleymiş. Çok ince şeyler. D6 hamlesi geliyor Ediz de hemen vezir C7'den. Girmek isteyecek. Hemen kendi piyonunu ilerletmek isteyecek. Rakibin burada C3 oynaması gerekiyor. Çünkü yani bu planlara karşı bir şekilde rakibin özellikle vezir C7'deki planın sıkıntısı şu. Siyahlar şunu yapabilir istediği zaman. Beyaz vezire çıkma planını ortaya koyduğunda vezir G7, vezir G3, vezir E1. Bu beraberliği sağlayacak bir yapıya girmeye çalışabilir siyahlar. Ya yani baktı D piyonu çok hareketlendi. Çok daha hızlı gitti benim piyonumdan. Ben buradan bir beraberlik fırsatı yakalayabilirim diye düşünüp bu plana girebilir ama vezir C7 bu planı engelliyor. Çünkü vezir G7 oynatmıyor sana. Vezir G7 boşta kaldığı için oynatmıyor. Böyle bir durum var. Şimdi rakip bu yüzden vezir G7 oynuyor. C3 oynamıyor. Çünkü korkuyor vezir C7 fikrinden. Ve vezir G7 hamlesinden sonra vezir B5 şah. Şah C3. Şimdi senin geçer piyonunu engelliyorsun. Hem de A5 piyonu şah çekerek geliyor. Vezir B5 tekrar şah. Şah C3'ün ardından da şah H1 oynanıyor. Burada Edis vezir G3, vezir E1 beraberliğinden artık kaçmış durumda. Vezir D4'e geliyor. Rakip tekrar D piyonunu kontrol altına aldı dediğim anda Ediz'in piyonu artık vezire çıkmak adına bir adım daha yaklaştı. Son adımı kaldı. Şah D3 rakip bir şekilde artık yani C piyonunu süremeyeceği belli çünkü şu anda böyle bir açmaz var ama rakip de yani şöyle bir plan izleyebilir. Bu tamamen şey ama şöyle bir plana doğru bile gidebilir çünkü beyaz şahın konumunda bir sıkıntı var. Vezir C6 hamlesi geldi. Şah D2'ye gidiyor. Vezir C7 geldi. Artık Ediz'in işi rahat gibi ikinci vezire doğru gidiyor. Şah E1. Rakip belki benim çizdiğim plana doğru umutsuz bir gidişe sahip diyelim ve Ediz Gürel ikinci vezirini çıkmayı başarıyor Aryun Erigaisi'ye karşı. Erigaisi'nin oyundaki hamlesi vezir A1. Vezir A1'den sonra Erigaisi şunu istiyor. Mesela bir tane şah çek. Kötü bir hamle yaptırayım. Şöyle bir şaha. Şah V2. Şahın kaçabilir. Vezir E1 oynatmayayım artık. Alacağım. Şah H2 oynarsa da şöyle bir mat. Rakibin tek umabileceği şey buydu. Fakat Ediz ne yaptı? Ediz burada vezir A5 ile birlikte şah çekti. Vezir kırışını zorunlu hale getirdi. Ve mücadeleyi kazanmayı başardı. Ediz Gürel canlı Elo'da dünyanın 3 numarasını, eğer bu oyunu kazansa 2799,9 Elo'ya ulaşacak Aryun Erigaisi'yi
mağlup etmeyi başarıyor ve çok önemli bir açıkçası oyun kazanıyor demeliyim. Zaten Ediz'in olimpiyatlarda kazandığı bronz madalyayla daha önceki başarılarıyla Prague Masters, Prague Challengers'taki başarılarıyla zaten hani dünya satranç medyasında bir gündemi var. Ama böyle bir galibiyet de artık Eli Gaisi'nin hikayesine de insanlar odaklanmış durumda. Çünkü burada Eli Gaisi'nin 2800 Elo'yu geçme, belki dünyanın 2 numarası olma, 1 numarası olma gibi olaylara gidebileceği bir durumda Eli Gaisi'ye Ediz Gürel diyor ki dur kardeşim gidemezsin. Bu mağlubiyet Eli Gaisi'ye 7.3 Elo'ya mal oluyor. Ediz Gürel 2629 Elo'ya çıkarken Eli Gaisi dünya 5 numaralığına düşüyor bu mağlubiyetle birlikte. Yani çok artık Ediz'le ne kadar gurur duysak az zaten. Başarılı sonuçlarına devam ediyor. Yani şunu demek çok istemiyorum. Ediz her gün bir başarı elde ediyor. Bizi başarıya alıştırdı ama gerçekten hepsi çok önemli şeyler. Yani masa başında klasik tempo bir oyunda siz dünyanın 3 numarasını mağlup ediyorsunuz. Bu gerçekten bambaşka bir seviye diyebilirim. Yani çok ne kadar gurur duysak azdır. Bunu söyleyebilirim. Ben bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum keyif aldınız. Oyun çok uzundu. Bazı planları anlatmam gerçekten çok uzundu. O yüzden olabildiğince özetlemeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşelim. Hoşçakalın.